Rahatlığa daha çok düşkünüm aslında. Yine sakinlik. Aslında bütün şeyimiz, mottomuz sakinlik yani. Az insan çok huzur felsefesiyle. Bazen sonunu düşünmeden hareket ettiğim olabiliyor. Ana kapıldığım olabiliyor. Birini çok sevmesem bu kadar affedilmek için uğraşmam. Bir kere yaptığım hatayı bir daha yapmam. Mutluluğumu enlerde yaşarım. Üzüntümü de en altta. Yani. Evet. Duygusallaştık şu anda arkadaşlar. Bayağı böyle gittik geldik. Evet. Şarkı söyleyen insanlara da çok imrenirim. Çok güzel sesleri olan insanlara da böyle hayranlıkla bakarım. Galiba biz burada senin oyunculuğun, kariyerin, hedeflerin ve sen haricinde de programın yarısı fanla geçecek herhalde. Ya böyle bir şey olamaz. Hürriyet.com.tr'den herkese selamlar. Evet, dediniz. Leya Kırşan bizimle birlikte. Leya değil mi? Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Bir şey söyleyeceğim. Galiba biz burada senin oyunculuğun, kariyerin, hedeflerin ve sen haricinde de programın yarısı fanla geçecek herhalde. Ya böyle bir şey olamaz. Evet. Yani Türkiye'de galiba son zamanlarda, belki bir iki yılda fan kültürünün çok kalmadığını düşünüyorum oyuncular anlamda. Evet, evet. Var filan ama fanların gerçekten dedike ettiği bir operasyon süreci hayatımda görmedim. Transfer sezonu gibi Şevkat'cığım. Benimkilerin aksine. Değil mi? Evet. Senin gönderilerinin altında da çok böyle bir şey var. Bir iletişimin var mı fanlarınla? Yo, yani tabii ki de yaptıkları editleri falan ayrıca görüyorum ama öyle mesaj yazma hepsine öyle şey yok. Zaten zaten ama takip ediyorsun yapılan işleri falan. Aynen öyle. Mümkün mertebe. Nasılsın? Çok iyiyim. Bir şey söyleyeyim mi? Şey tedirginliği hissediyorum böyle senin benzerini yıllar önce yaptığım bazı işlerde bir linçler yemiştim hani işte ama öyle oturuyor. Bir tanesi hiç unutmuyorum şey demişti. Allah'ım dedi, yorumda okuyorum. Allah'ım dedi ben hayatım boyunca bir araya gelmeyi hayal ettim. Şu adam onun yanında oturuyor ne kadar şanssızım falan filan diye. Şimdi burada çok kişiyle temsil ettiğimi düşünüyorum. Gerçekten senin yaşında bir insanın yaptığı bir projeden dolayı da bu kadar tanınıyor olması, biliniyor olması çok kıymetli bence. Evet. Ben bir kariyer hedefi olarak gitmek istediğin alan, yani bu 15.000'in 50.000 olması mı, çok daha katma değerli işlerin olması, kanda yer almak gibi işler mi? Ne hayal ediyorsun gelecekten? Ya gelecekte çok daha iyi bir oyuncu olmayı zaten hedefliyorum. İnsanlara da bu konuda yararlı olmayı. Yani oyunculuğumun insanlara geçmesi benim için çok önemli. Onları hissettirmek benim için çok önemli. Bunu elimden geldiğince yapıyorum ve ileride de bunu yapmaya devam edeceğim. İleride başarılı bir oyuncu olmayı planlıyorum. Umarım çok güzel yerlere gelirim. Bu özgüvenle zaten yani tanıştığımız andan itibaren hakikaten otokontrolü olan, özgüvenini kariyeriyle yönetebilecek bir figür olarak. Evet. Ben öyle bir izlenime kapıldım, hisse kapıldım. Genelde ayağı yere basan insanlar hep giderler ya. Ama galiba hani senin yaşın ve şu anki rekabet ettiğin alan, yaş grubu itibariyle çok kitlenizin de birbiriyle savaştığı, mücadele ettiği böyle gereksiz bir gerilim yarattığı bir süreç. Sen gerilimi nasıl yönetiyorsun? Kimsenin birbirini kırmaması çok önemli bu konuda. Sonuçta bazen iki taraf olabiliyor, iki farklı düşünceye sahip taraf olabiliyor. Ama yani saygı çok önemli bir şey. Herkesin birbirine saygılı olmasını taraftarıyım. Çok yorumlar geliyor ya. Ben iki şey soracağım. Bir, unutamadığın olumlu, güzel, pozitif, okuduğunda duygulandığın bir yorum var mı hatırladığın? Kimden geldiğinin önemi yok yani mesaj olarak var mı? Bir yani, de tam tersi. Çok küçüklükten beri beni takip eden bir fanım vardı. İşte çok duygulandırıcı şeyler yazmıştı, bayağı paragraf yazmıştı. Ona çok sevinmiştim, çok mutlu olmuştum. Böyle insanların bana destek verdiğini bilmek çok güzel geldi. Bayağı mutlu olmuştum. Yani çok gurur duyuyoruz seninle falan diye. Olumsuz, üzen? Ya üzen hiçbir yorum olmadı aslında beni. Çok güzel bir fan kitlesine sahip olduğum için kimse bana öyle bir saygısızlık yapmadı. Senin bu arada bu tarz bir konsepte de geldiğin için çok teşekkür ederim. Yani seni ağırlamak gerçekten çok büyük bir keyif. Yani bu, seni tanıdıkça da içimden şey hissi geçiyor yani bu talepte olmasaydı ben seninle yeniden buluşmak ve burada sohbet etmek, oyunculuk konuşmak çok isterdim yani. Evet. Böyle merak ettiğin, içinde yer alsam tatlı olurdu dediğin işler var mı? Yani var. Farklı karakterler oynamak çok güzel bir şey. Sonuçta bir karaktere takılı kalmaktansa çok farklı karakterler oynamak çok güzel bir tecrübe olur. Yani öyle farklı karakterler oynayabileceğim bir proje isterdim. Niye oyunculuk? Ya çok küçüklükten beri aslında geliyor bu. Yetenek olduğunu ben düşünüyorum. Sonuçta bunun için bir eğitim almadım. Ama Bilmiyorum, doğru yol gibi hissediyorum şu anda da. Ailen de yanında. Evet. Destek. Hep. Hakikaten annecine de destek. Selamlar. Hakikaten yani annenin seninle birlikte olması ve süreci evet. yaşıyor olmak bence çok değerli. Yok, her şeyden önce. Küçüklüğümden beri zaten hiç beni yalnız bırakmadı. Hep yanımda oldu, hep destek oldu. Ona teşekkürlerimi sunuyorum. Duygusallaştık şu anda arkadaşlar. Bayağı böyle gittik geldik. Evet. Partnerin nasıl bir partnerlik hikayesi bu? Bu böyle bir, tabii ki partnerler yani bu şiplenmeler çok fazla oluyor. Evet. Ama Çağan onu da şimdi spoiler vermeyeyim onunla ilgili de buradan da çok selamlar olsun ama bir sürprizimiz daha olacak izleyicilere. Siz bireyselde aranız asıl iyi misiniz? Çok tatlı bir insan kendisi. Çok da uyumlu bir arkadaşlığımız var. Birbirimizi de çok seviyoruz. Çok güzel anlaşıyoruz. Hep de birbirimize uyum sağladık. Bu uyumu da yakaladık. Kitlemiz de yakaladı. O yüzden çok mutluyum aslında. Sabit bölümümüz var. Her programda yaptığımız, seninle de yapacağız. Gerilmene gerek yok. En son en çokla başlayalım. En son en çok istediğin şey neydi? Galiba müzik alet çalmaktı. Çok güzel bir şey ya. Ama var mı bir spesifik ilgin? Yani bir piyano çalmak isterdim mesela ya da bir gitar ama hiç olmadı. Bilmiyorum. O bir heves gibiydi yani belki de. Yani şarkı söyleyen insanlara da çok imrenirim. Çok güzel sesleri olan insanlara da böyle hayranlıkla bakarım. Bir müzikal tiyatro bir şey ister yani. Tamam. Yani sesim güzel olduğunu düşünmüyorum ben kendim ama en son zamanda bir müzikal yaptım, Tozkoparan İskender diye. Evet. Orada da bir şarkı geçmişim oldu ama tabii o canlı değildi. Ama sesimin güzel olduğunu düşünmüyorum. Bu şey kişinin kendini çok şey yapması sağlıklı değil ama bir şekilde kendini güncellemesi de çok değerli bence. Belki de ileride bu anlamda bir şeyler yaparsa profesyonel şan dersi olur, bir şey olur. İnşallah. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşır mısın? Ya öyle çok üzülen bir insan değilim. Hep pozitif bakarım her şeye. Hiç negatif yönden bakmam ama en son ya benim köpeğim var. Tüyleri kesildi ve tüyleri kesilince çok psikolojisi bozuluyor. Ha, tüyleri kesildi derken birileri gelip kesmedi zorla. Yok, siz hayır, tüylerini kestik. Tüylerini kestik ve psikolojisi çok bozuldu. Her seferinde böyle oluyor. 3 güne düzeliyor ama o 3 gün içerisinde bize de işkence ediyor, kendisine de işkence ediyor. Çok üzülüyoruz. En son onu üzülmüştüm herhalde. Öyle çok üzüldüğüm bir an yok. Aranız iyi mi köpeğinle? Çok iyi. Çok iyi. Ya arada beni böyle sinirlendiririm onu. Isırır falan ama çok severim. Şey mi yapsak bu videonun bu kısmına köpeğin fotoğrafını koysak ya? Olur. Vallahi olursa çok olur, tatlı olur. Benim Instagram hesabımda da zaten Louis'le var. 2 yıldır zaten 2,5 hatta 3 olacak bizle beraber. Koyalım aslında, çok güzel olur. Çok tatlı olur, videonun bu kısmına koyalım. Evet. İsmi neydi? Louis. Louis. Buradan selamlar olsun Louis'e de. En son en çok neye şaşırdın? Şaşırır mısın hayatında? Çok şaşırmam aslında ama bilemedim. Aklıma seni bir şey şaşırtır mı gördüğün haber, duyduğun bir şey? Yani tabii. Magazini sever misin mesela? Severim. Takip etmeyi severim. Şaşırırım bazı böyle haberler okuyunca. Ama spesifik şey aklına gelmedi. En son en çok neye hayır dedin? Hayır der misin hayatında? Derim. Oo. Ablama çok derim. Ne için, ne der desen hayır dersin? Ya ben konsere gitmeyi pek böyle sevmem. Çok kalabalık ortam. Çok şey yapmam, haz etmem. Ablam da bir konsere gitmeyi çok istedi ve bunu bana en az 5 kez sordu. Ben de 5 kez hayır dedim. Abla buradan izin alalım senin için. Bir tane evet. Önlerde bir yerde rahat olacağım, bir yerde git, ne olacak? Yani bilmiyorum. Belki ayarlamıştır bile beni sürpriz olarak. Evet, belki de zorla götürecektir. Kadar sen konserde oluyormuşsun filan. Evet. Ya ben de gidip 2-3 şarkı dinleyip dönmeyi seviyorum. Ona da yanında gittiğim eşlik eden kişiler çok can sıkıyor böyle. Niye böyle konser dinlenir filan diye. Ben de uzun kalmak sevmiyorum. Yani yarısında mı? Yarısı yani 2-3 böyle hoşuma giden şarkı dinleyeyim gideyim. Daha tüketilebilir oluyor. Sen peki sadece konser özelinde mi yoksa hani evde durmayayım sürekli gezeyim? Ya gezmeyi severim aslında ama çok kalabalık ortam beni bunaltır. Ama daha gezmeyi sakin, severim. Evet, kumsalda. Sakin. Rahatlığa daha çok düşkünüm aslında. Rahatlıktan kastımız? Yani yine sakinlik. Aslında bütün şeyimiz, mottomuz sakinlik yani. Az insan çok huzur felsefesiyle helal olsun. Evet. Ya de çok değerli olmuş. Bizim videolar kaldığı için şimdi çok fazla hikaye paylaşıyoruz ve yıllar geçtikçe konuklarımın hayat hikayesi değişiyor. Değişince de before after'lar çok oluyor. Şimdi sen bu yaşta bu kadar şey anlatıyorsun. 5 yıl sonra seninle buluştuğumuzda ne olacak acaba? Evet, belki de burada ileride değişecek. Neler söyleyeceğiz? Evet, evet. Sadece konsere gidip partilemek isteyen biri ya. 5 yıl sonra olabilir. Sürecin. Evet, olabilir. Bu da hayatın evet, güzel bir kisvesi, değişimi. Sadece o bilecek bölümümüz var. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğini ben ve izleyiciler bilmeyecek. O on binlerce, yüz binlerce insan bilmeyecek kime söylediğini. Sadece sen biliyor olacaksın. Hikaye edineceğiz. Özneyi sormuyorum. Ha, İlk soruyu sorayım. İsim yok. Sadece ha, hikaye. Ona cevap, ona bir şey söylemeni isteyeceğiz. Hı. Ona öyle olmadığını anlatır mısın? Geçmişinden bugüne kadar hayatındaki herhangi bir kişi ya da konu olabilir. Ona bir cevap vermeni istiyoruz aslında. Öyle olmadığını Hı-hı. anlatmandan ziyade ona bir şey söylemeni istiyoruz ama isim yok. Ne söylemek isterdin? Önce olayı mı anlatayım, hikayeyi, yoksa direkt soruyu mu? Ona direkt cevap da verebilirsin. O cevap merak edersem şey yapabilirim, hikayeyi sorabilirim ama hikayeyi anlatıp cevap verebilirsin. Bazen sonunu düşünmeden hareket ettiğim olabiliyor. Ana kapıldığım olabiliyor. Bu da karşımdaki insanı bazen üzebiliyor, endişelendirebiliyor. O yüzden bazen belki de yaşımın verdiği bir şeyle böyle bir heyecana kapılıp hiç haber vermiyorum. Başıma buyruk biraz hareket ediyorum. O yüzden biraz ona endişelendiriyor olabilirim. Ben de endişelendim şu an. Haber bak. Yok canım, öyle kötü şeyler değil. Neredesin diye yergin yazıyormuşum şu an. Evet, anladım oradaki durum ama bunun farkında olman da güzel bir şey. Evet. Yani devam etmen o ayrı. An sadece bunu kavrayamıyorum bazen. O anın heyecanına kapılıyorum. Unutabiliyorum bazen ama öyle vavluk kötü şeyler şey değil tabii ki. Kötü de değil de sonuçta dışarı iyi aynen hissederken. Yani dışarı çıkarım, farklı yere giderim mesela. Plan değişir, evet, haber vermem gibisinden. Asi. Evet. Bir biraz inatçı bir kişiliğe sahibim. İnatçı mısın? Burç? İkizler. İşte ben... ya. Bunu niye başladın? Ben de burada. Niye böyle? İkizler niye böyle değil mi? Hep böyle, hep benzer. Ama tepki. Herkes böyle tepki veriyor ikizlere. İkizler, ben çok şaşırıyorum. İkizler, yani ikizler kadını, ikizler erkeği de öyle ya. Ya ikizler burcu galiba çok komplike. Ya biraz başına buyruk hareket etme şey var. Biraz kararsızlık. Çok fazla ya. Çok. Ya bu sabah buraya geleceğim ya yani. Değil mi? Şu an itiraflar alıyorum. Evet. Giyeceğime bu artık sabah karar verdim. Artık geldim, rahat rahat söyleyebilirsin. Ha, o iyi bir şey. O kararsızlıktan ziyade daha rahatlık aslında. Ben de çok sevmem öncesinde kurmayı. Bir seyahat ettiğinde bavulunu 10 gün önceden planlamaya başlayanlardan değilsin değil mi? Yani ne koyacağım biraz kafamda kurarım ama son gün öyle yaparım. Ne koysam kararsızlığı hep vardır mesela. Sen de sınavları da son gün çalışacaksın. Evet, son gün çalışacağım. Süper bak. Bu yönleri, onun akşamına çalışıyorum. Bu yönlerine inanılmaz anlaşıyoruz. Ben de öyleyimdir. Ama şey konusu, ikizler konusu beni bir gerdi. Ama törpülenebilecek bir durum. Kararsızız biraz. Evet. O kadar. Onun dışında bir kötü huyumuz yok ki. Yani, tabii yani niye? Öyle bir şey de diyemiyorsunuz arkadaşlar. Kendini affettireceğin bir andasın şu anda. Seni dinliyor. Anlatır mısın? Herhangi bir şey olabilir. Bunu söylediğinde genellikle çok komplike bir şey gibi düşünülüyor. Yani ağır bir şey affettirmek yok yani, gönül kırmışsındır. Yine bu olaydan gideyim. Sonunu düşünemedim. İşte düşüncesiz davrandım bazı konularda. Seni düşünemedim. Karşımdakine empati kuramadım, karşımdakiyle. O yüzden özür dilerim derim. Mesela. Affedilmem gerekirse. Ama hiç böyle... şey olmadı. Affeder mi? Affeder. Affedilirim ya her zaman. Evet ama orada kendi tatlılığına sığınarak bir ifade var. Halbuki o durumu düzeltmek üzerine bir özür değilmiş gibi geldi bana. Yok yani ileride böyle yapmayacağım. Zaten bir kere yaptığım hatayı bir daha yapmam. Haber vereceksin bundan sonra değil mi? Samimi cevap oldu bence. Kapanışın önceki sorumuz bu. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Zaten onu seviyorsam böyle özür dilemek için bu başka kadar bir kişiden şey yapmam. Bahsedebilirsin. Aynı kişi mi bu da? Hayır, aynı kişi falan değil. Genel olarak konuşuyorum. Tamam. Yani mesela birini çok sevmesem bu kadar affedilmek için uğraşmam. Tamam, sevgiyi aldığın taraf affedilmek ve gönlünü almak ve umursamak üzerinden oldu. Ne hissettiriyor sende sevmek? Yani güzel vakit geçirmek, benim mutlu olduğum anda da, üzüntülü olduğum anda da yanımda olan biri. Nasıl mesela. Nasıl mutlu oluyorsun? Hissi ne onun? Coşmak mı? O durduk yere herhangi bir yere dans çok mutlu mi? Olurum. Hep gülerim mesela o gün boyunca. Atıyorum. Ya da mutluluğumu biriyle paylaşmak isterim. Mutluluğumu enlerde yaşarım. Üzüntümü de uçlarda en altında. Yani. Evet. Yani üzülürsem de kapanırım. Korkar mısın mesela? Mutluyken, çok mutluyken. Yo, yanımdaki kişi çok yakınımsa zaten hep saçmalarım yanında. Evet. Yanımdaki kişi zaten yakın değilse öyle biraz şey yaparım ama tabii benim yani normal hayattaki davranışlarımı kimseden saklamam. Çok ne çok değil mi? Cevaplara bakar manifesto gibi konuşuyor ya. Bir şey de diyemiyorsun ya. Vallahi evet, son söz. Ha? Evet. Son söz. Evet. Vallahi. Çok kalbini kırdılar mı bugüne kadar? Yok. Ben de kimsenin kalbini kırmam. Kalbimin kırılmasına izin vermem. Bak böyle bayılıyorum. Öyle güzelce bak bunları karşına yıllar sonra getireceğim bak. Ve şey yapacağız şimdi. Şöyle bir içerik sözü alayım senden yıllar sonra. Tamam mı? Form konseptimiz şu olsun. Bu cevapları ben kat kat keseceğim. Tamam. Oturup izleyeceğiz. Durduracağım. Oldu mu? Yaşandı mı? Yaşanmadı. Yaşandı. Tamam. Efsane bir iş. Buradan da izleyicilere söyleyeyim, sözünü vereyim. Sözleştik bunu. Çok tatlı olur yani. Kimsenin kalbini kırmasına izin vermezsin. Evet. Of çok tatlısın. Vallahi efsane bir cevap. İnşallah öyle olur tabii canım. Kapanış sorusundan önce yine oyunculukla ilgili şey sorayım. Ne seni çılgınca mutlu eder? Nasıl bir proje? Nasıl bir proje? Usta oyuncularla oynamak aslında mutlu eder. Çünkü onlardan bir şey öğrenmek bana da katkı sağlar ve onlarla tanışmak da güzel bir tecrübe olur benim için. Öyle bir projede oynamak isterdim. Yani farklı, dediğim gibi farklı karakterlerde oynamak da çok güzel bir tecrübe. Öyle bir şey de olsun isterdim. Ben senin karakteristik yapının zor olduğunu düşünüyordum. Hatta şimdi kendini ifade ettiğinde de bir şeyin, duvarın var, bir bakış açın var, kendi bir duruşun var. Bu da beraberinde bir perdeyi ve aslında belki de ikizler burcusun, belki de bir zorlaştırmayı gerektirir. Ama aslında sen hiç zor bir karakter değilsin gibi geliyor bana. Çok uyumlu ve geçimli bir insansın gibi. Tanıdıkça, evet. Ya ben de karşımdaki insanı tanıdıkça uyum sağlayabiliyorum aslında. Bir matematiğin var ve o çözüldüğünde çok iyi. Evet, anlaşılıyor. Yani hiçbir sette de böyle bir kargaşa, bir kavga gibi bir şey de yaşamadım çünkü hep karşımdaki insanla uyumlu oldum şu ana kadar. Ha, işte, çok güzel oldu aslında. Fanla açtık, fanla kapatalım. Kapanış sorusundan önce ne söylemek istersin bizi izleyecek olan senin takipçilerine? Ne cevap vermek istersin? Bu binlerce yorumun gerçekten çok yordular beni. Söyleyeyim, şikayet ediyormuşum. Yok sağ olsun. Yormayın insanları derdim önce. Yok çok güzel bir fan kitlesine sahibim. O yüzden çok mutluyum. Dedik bir fan kitlesi bu galiba. Evet. Hakikaten istediğini yaptıran falan. Evet. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu 83 milyon izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Burada isim de var. Ha. Kime ne sormak isterdin? Ya bir oyuncuya sorardım bunu. Hı. Son zamanlarda aslında bir dizi izledim. Olgun Şimşek'in oynadığı son dizisi. Böyle bir oyunculuk yok yani çok duygusal bir şekilde izledim. Çok işledi o kalbime. Derdim nasıl böyle oynayabildi. Çok iyi oynuyor ya. Zaten. Çok yani bunu nasıl bizi böyle hissettirebildi? Çünkü oyunculukta en önemli şeylerden biri hissettirmek. Bunu karşındaki seyirciye geçirmek. O yüzden çok merak ederdim nasıl bu kadar başarılı oldu bu karakteri oynarken. Soruyu sordu sevgili Oğlum Şimşek. Buradan da cevabını bekliyoruz. Çok selamlar sevgiler kendisine de. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. İyi ki konuğum olmuşsun. İyi ki tanıştık. Gelecek inşallah güzellikler getirir ve çok güzelliklerini hep paylaşırız. İnşallah. Her zaman da koltuğumda yerim var. Orada istediğin zaman gelebilirsin. Çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Ben de çok mutlu oldum. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dediğinizi getirdik. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.